Yeni Zelanda'daki Egmont Ulusal Parkı'nın ortasında bulunan karlı Taranaki Dağı, sık ve karanlık tonlarda bir ormanla çevrili. Bu manzara bölgenin çevresinde kasvetli ve yeşil bir daire oluşturuyor. Ancak yukarıdan bakıldığında bu daire neredeyse kusursuz görünüyor. Buranın böyle görünmesinin sebebi ise sadece bölgedeki çiftçiler. Çiftçiler buradaki tüm verimli toprakları kullanıyor ve bu da zıt renklerin bir araya geldiği bu görüntüyü oluşturuyor. Ender rastlanan jeolojik bir doğa olayı sonucu oluşan bu kusursuza yakın konik volkan, 100 bin yıldan uzun bir süredir ara sıra infilak ediyor. Her patlamadan sonra da biraz daha büyüyor. Bu yanardağın yaklaşık 50 yıl içinde bölgeyi Pompei'ye çevirebileceği tahmin ediliyor. İtalya'da dev pembe tavşan olarak bilinen eşsiz bir nokta bulunuyor. Bu devasa sanat projesini Kuzey İtalya'daki Colletto Fava Dağı'nın yemyeşil çayırlarında bulabilirsiniz. 60 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğinde olan bu tavşan, 2005 yılında Viyanalı sanat grubu Gelitin tarafından yapıldı. Tavşanın tasarımını garip ve benzersiz kılan şey sadece görüntüsü değil, aynı zamanda örülerek oluşturulmuş olmasıydı. Grubun bu narin yapıyı tamamlaması 5 yıl sürdü. Tavşan eskiden tıpkı diğer içi doldurulmuş oyuncaklar gibiydi ve ziyaretçiler çevresindeki manzaranın zevkini çıkarmak için bu tavşanın üstüne tırmanabiliyordu. Fakat tepelerde konumlandırıldığı için bu sanat eseri çürümeye başladı. En nihayetinde bu eserin ömrü yaklaşık 20 yıl kadar sürdü. Bir zamanlar parlak pembe olan tavşanın rengi griye döndü ve tavşan neredeyse ortadan kayboldu. Şu anda Google haritalardaki uydu görüntülerine bakarsanız tavşanın sadece ardında kalan ana hatlarını görebilirsiniz. Old Faithful kadar popüler olmasa da Wyoming'deki Yellowstone Doğa Parkı'nda bulunan büyük prizmatik kaplıca, yer seviyesinden bile görülebilen muhteşem yerlerden biridir. Ancak yukarıdan bakacak olursanız turuncu, sarı ve yeşil renklerin oluşturduğu parlak şeritlerin güzelliğini tamamen görebiliyorsunuz. 110 metrelik boyuyla burası bir futbol sahasından daha uzun ve dünyanın en büyük kaplıcalarından biri. Sıcağı seven ve soğuk suda renk değiştiren bakterilerin beslenme alanı olan bu kaplıcanın sıcak suyu, yer altından yüzeye ulaşmak için 36 metrelik bir mesafe kat ediyor. Film çekmek için sıra dışı bir yer arayan yönetmenin biri, Kuzeydoğu Arjantin açıklarında yüzen gizemli bir ada keşfetti. Neredeyse kusursuz şekilde yuvarlak olan ve üstünde karanlık bir orman bulunan bu adanın ürkütücü bir havası var. Yani burasının göz lakabını alması boşuna değil. Google haritalardaki hızlandırılmış görüntülerin yardımıyla adanın iç kara parçasının ilk başta sanıldığı gibi sabit değil, hareket halinde olduğu keşfedildi. Çapı 120 metre olan, kalınlığı ise 10-15 santimetreden birkaç metreye kadar değişen bu daire şeklindeki kara parçası, berrak suların üstünde gelişigüzel yüzüyor. Hatta altındaki soğuk su tarafından itildiği için yavaşça kendi çevresinde dönüyor. Tamamen çevreye özgü olan bu suyun kaynağı ise hala araştırılıyor. Avustralya'nın Homebush Körfezi'nde bulunan bu kara parçası, yukarıdan bakıldığında küçük bir adadan başka bir şeye benziyor gibi görünmüyor. Ancak ekranı yakınlaştırdığınız zaman adanın görüntüsü değişiyor. Bir zamanlar başarılı bir ticaret limanı olan bu körfezde yerinden hareket ettirilmesi çok zor olan 4 tane terk edilmiş kargo gemisi bulunuyor. Bu gemiler hizmet süreleri bittiğinde körfezde bırakılıp unutuldu. Kazazede SS Ayrfild gemisi harap olmuş bir enkaz yığını iken şimdi küçük ama güzel bir doğal koruma alanına dönüşmüş durumda. Geminin içi gövdesini yavaşça parçalayan ve onu tamamen sarmalayan mangrove ağaçlarıyla dolu. Çin'in kuzeydoğu kesiminde bulunan Gobi çölünün bazı bölgelerinde ne olabileceğine dair birçok teoriye yol açan tuhaf semboller tespit edildi. Bunlar da Peru'daki Nazca çizgileri gibi çok eski zamanlara ait işaretler olabilir miydi? Yapılan tahminler burasının hava şartları sebebiyle oluşan tuhaf şekillerden tutun da geleceğe dönük projeler için boru hattı çalışması olduklarına kadar farklılık gösteriyordu. Fakat daha sonra sembollerin bu tahminlerle hiç alakalı şeyler olmadığı ortaya çıktı. Meğer bu şekiller Çin uydularındaki kameraları kalibre etmek için kullanılan özel sembollermiş. Kanada'nın Walsh bölgesindeki Badlands Guardian, Google haritalarda keşfedebileceğiniz en ünlü ve büyüleyici yerlerden biridir. Burası sanki araziye oyulmuş bir insan kafası gibi görünüyor. Bu kafanın üstünde ise Amerikan yerlilerinin giydiği tarzda tüylerden yapılmış bir başlık bulunuyor. Ayrıca bir çift kulaklık takıyormuş gibi görünen bu tasarım yakın zamana ait olduğunu da düşündürüyor. Ancak burası aslında sonunda bir sondaj kulesi bulunan alelade bir yol. Yerden bakıldığında o kadar da etkileyici görünmüyor. Çünkü bu açıdan tıpkı farklı hava şartlarına maruz kalarak erozyona uğramış diğer kayalara benziyor. Bu farkın sebebi ise havaya baktığımızda bulutları bir şeylere benzetmemize sebep olan pareidolia etkisi. bir adanın içindeki bir gölde bulunan adanın içindeki gölün içinde bulunan bir adayı gözünüzde canlandırmak zor olabilir. Fakat burayı Google haritalar sayesinde gerçekten de görebilirsiniz. Volcan Point adası adındaki küçük bir ada, Filipinlerin Luzon Adası'nda bulunan Taal Gölü adındaki bir gölün içinde yer alan Yanardağ Adası'nda bir krater gölünün içinde yüzüyor. Luzon Adası, dünyanın içinde 3. derece ada olduğu keşfedilen iki gölünden biri. Taal Yanardağ ise hala aktif. Bu yüzden buradaki kraterin içinde bulunan büyük göl yüzünden volkanik tsunami riski bulunuyor. Çünkü muhtemel bir patlamadan sonra göle dökülen enkaz parçaları göldeki kraterin yamacını aşabilecek büyüklükte dalgalar oluşturabilir. 2006 yılında Oregon'da ekinlerin içinde bir Firefox çemberi ortaya çıktı. Ancak bu gizemli veya nadir rastlanan bir doğa olayı değildi. Bu dev logoyu internet tarayıcısının 50 milyonuncu kez indirilmesini kutlayan Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki Linux kullanıcıları grubu yarattı. Logonun yüzey alanı 4180 metrekare civarındaydı. Grup üyeleri neredeyse kusursuz bir daire içerisindeki ekinlerin tamamının saplarını ezmişti. 2 hafta süren dikkatli bir planlamanın ardından logo 24 saatin altında tamamlanmıştı. Son daire 60 metrenin üzerinde bir çapa sahipti ve yanından geçen yoldan fark edilmesi imkansızdı. Yani oluşturulan görüntünün keyfi sadece gökyüzünden çıkarılabiliyordu. Parlak mavi renkte olan bu şahane göletler Utah, Moab yakınlarındaki Intrepid Potash madeninde bulunuyor. Potasyum tuzunun çoğu göllerde bölgedeki iç denizlerin ya da göllerin kurumasıyla oluşur. Su buharlaştıkça geriye potasyum tuzu kalıntıları kalır. Buharlaşma havuzlarının çoğu ise kırmızımsı renktedir. Ancak bu özel renge bir miktar boya eklenmiştir. Çünkü rengi daha koyu olan su daha fazla güneş ışığıyla sıcaklık emer ve buharlaşma süreci daha hızlı gerçekleşir. Bu da tuzun sudan çok daha çabuk ayrışmasını sağlar. Bu göletlerin havadan görünen çarpıcı manzaraları da size bonus kalır. Dünyadaki en büyük reklam logosunu oluşturmak her reklam ajansının yapmayı hayal ettiği bir şeydir. Coca-Cola'nın 1986 yılında yaptığı şey de işte tam olarak buydu. Bu logo son derece büyük bir heykeldi ve tamamı sadece gökyüzünden görülebiliyordu. Bu tür reklamcılık faaliyetleriyle ilgili en büyük sorun yapılan işi ustaca gizlemektir. Fakat bu devasa kola reklamı 50 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeydi. Logo, Şili'nin Kuzey Amerika bölgesinde 70 bin kola şişesi kullanılarak inşa edildi. Bu devasa anıt markanın 100. yıl dönümünü kutlamak için yaratılmıştı. Bu boyuttaki bir gitarın heybeti sadece çok yüksek bir noktadan fark edilebilir. Şekli son derece sıra dışı olan bu orman, Arjantin'in Pampa bölgesinde, Cordoba'nın güneyinde yer alıyor. Gitar Ormanı olarak bilinen bu orman, yaklaşık 800 metre boyunca uzanıyor. Ayrıca bu ormanda 7000'den fazla selvi ve okalüptüs ağacı bulunuyor. Çocuklarının yardımıyla bu kara parçasını büyülü bir yere dönüştürmeyi başaran 74 yaşındaki Arjantinli bir çiftçi, her şeyi sevgili karısına şükranını sunmak için yapmış. Yukarıdan bakıldığında bu bölge kayaların bir gölün ortasında bir araya geldiği bir yermiş gibi görünüyor. Fakat burası aslında Tanzanya'daki su aygırı havuzu. Su aygırları bu bölgedeki nehirlerin neredeyse tamamında görülebiliyor. O yüzden burası Serengeti'deki su aygırlarının oyun oynayışını izlemek için en iyi nokta. Buradaki hayvanlar yaklaşık 200 su aygırından oluşan büyük gruplar halinde yüzüyor. Suları çalkalandırıyorlar ve havuzun her santimetre karesini dolduruyorlar. Gösteriyi izlemek için Tanzanya'ya gidemiyorsanız, Google haritaların bu deneyimi evinizin güvenli ortamında yaşama fırsatı verdiğini hatırlatmak isterim. Dünyada birçok devasa havuz var. Fakat Şili'nin Santiago şehrinin hemen dışında bulunan tatil beldesi San Alfonso Del Mar'daki havuz gerçekten ayrı bir manzara. Resmi olarak insan yapımı en büyük havuz olan bu havuzun inşası yaklaşık 2 milyar dolara mal oldu. Havuz kabaca yaklaşık 16 futbol sahası büyüklüğünde. Suyu ise Pasifik Okyanusu'ndan çekiliyor. Bu devasa havuz temizliğini sağlamak adına günde birkaç kez filtrelenip işlemden geçiriliyor. Ayrıca burada büyük bir cam piramidin içinde bir tuzlu su havuzu da var. Bir havuzun içindeki bir havuz da yüzme hayali olanlara duyurulur. Durun, benim biraz kafam karıştı sanırım. 1997 yılında Mısır çölünde garip ve gizemli bir spiral olduğu fark edildi. Şekli Google haritalarda ilk keşfedildiğinde ne olabileceği konusunda kamuoyunda büyük bir merak yarattı. Fakat sonra bunun Desert Breath yani devasa bir sanat çalışmasından başka bir şey olmadığı ortaya çıktı. Buradaki iç içe geçmiş iki spiral birbirlerinin tam zıttı. Spirallerden biri koni şeklinde kum yığınlarından, diğeri ise mini kraterlerden oluşuyor. Çalışma henüz yeni tamamlandığında bu spirallerin merkezine giden dairesel yol bir su havuzuna çıkıyordu. Ancak o zamandan beri su çoktan buharlaşıp gitti.